Benziyordum ama güzel. Evet arkadaşlar, bugün hamsili pilav yapacağız. Çarşıdan hamsi aldım. Kediye vereyim. Gel. Atori. Kaçtı. Bugün hamsili pilav yapacağız arkadaşlar. Hamsi aldım çarşıdan. Hamsi önceki gün 60 liraydı. Bugün 40 lira. Fiyatı da güzel. Kendisi de çok güzel. Yani bu yılın ilk güzel hamsisi. Aynen, bu zamana kadar hiç böyle hamsi çıkmamıştı. İlk kez. İnceydi bu zamana kadar hamsiler. Bugün çok güzel arkadaşlar hamsi. İri, güzel. Bu hamsiden her şey yapılıyor arkadaşlar. Karadeniz tatlısı, hamsili pilav. Başka hanım? Yani çok. Hamsi tavası yapılıyor böyle üstünde. Çok çeşitleri var şu an aklıma gelmiyor. Kızartması oluyor, pilav oluyor, tavası oluyor. Ya. Bayağı şeyler yap. Şu anda da. Gel buraya koyayım ya, gel. Pilavı olacak ha. Bugün pilavını yapacağız biz aynen. Aa, oraya koydum bak. Gel. Kaç gündür burada yoktu. Kedi de acıkmış. Kedi de acıkmış arkadaşlar. Patatesle karışık böyle bir şey buharlaması oluyor hamsinin. Buharlama? Evet, fırında. Fırında. Var yani, ne yaparsan o olur değil mi? Şu an, evet, şu an aklımıza gelmiyor yani çeşitleri. Evet. Bayağı değişik var. Tabii ki bizim bilmediklerimiz, başkalarının bildikleri daha farklı şeyler de var hamsiden yapılan. İlla ki. Biz o kadar hepsini bilmiyoruz. Hamsi kesme işi bitmek üzere arkadaşlar. Kuzu sesi geliyor bir yerde. Şeyin var ya Atraman'ın. Oradan. Sanki bu taraftan geliyor ama Atraman'ın orada var evin yanında falan. Evet arkadaşlar, şimdi hamsiler temizleniyor. Bunlar temizlendikten sonra kırçıklarını alacağız. Ondan sonra iç harcını hazırlayacağız. Biz bunu fırında yapacağız. Sonra fırın tepsimize dizip hamsili pilavı yapacağız. Evet. Oldu. Pilavımız hazır oldu. Önce bir temizleyip içini, dokusunu falan almamız gerekiyor. Ondan sonra kalan işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar, temizlik yapılıyor. Hamsiler de çok güzelmiş gerçekten de. Temizledikçe daha da güzel gözüküyor.
Evet arkadaşlar, şimdi hamsilerin gılçıklarını almaya sıra geldi. Gılçıklarını alıyoruz. Bunlar gılçıklar. Temizleniyor. Bunlar temizlenmiş, kılçığı alınmış. Kadar yeter mi hanım? Yeter. Tepsimiz evet lazım. Arkadaşlar. Tam gelir. Yeterince hamsimizi yaptık artık. Temizledik. Bir pilavlık olur. Bir tava pilav. Tavamıza tam gelir. Gelmesi hamsimiz var burada ama o yeterli gelecek bize. Evet arkadaşlar, şimdi malzemeyi hazırlayıp karmasına sıra geldi. Bunları nasıl yapıyoruz hanım? Şimdi soğanımızı bu şekilde doğrayacağız. Soğanımızı biraz kavurduktan sonra pirincimizden de biraz kavuracağız. Geri alma üzere maydanozumuzu koyacağız. Sonra tepsiye düzeceğiz işte hamsileri. Soğanı böyle tahta üzerinde yapsaydım. Ben elimde daha kolay yapabiliyorum, orada yapamıyorum. Yapıyorum da hani burada daha çabuk yapıyorum, orada daha rahat yapıyorum. O yüzden. Orada profesyonel aşçıyla yapıyorum. Evet. Tık 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 tık. Soğanı bu şekilde doğruyoruz. İnce ince doğrayanlar var ama biz kendi yaptığımız gibi yaptığımız için biz bu şekilde yapıyoruz. Soğanımız, soğanı bol oldu mu çok güzel. Evet. Soğanı bol oldu mu çok güzel. Tadı çok güzel oluyor. Şimdi biraz yağ dökeceğiz. Sonra biraz da üstüne dökeceğiz. Böyle şey mi yapacağız? Bunu sobanın üzerinde. Önce sobanın üstüne bir kavuracağız. Evet, böyle sobanın üstünde. Haşlanıyor tamam. Ya haşlanacak, pembeleşmeye. Yani başlama üzere pirincimizle de kavuracağız bayağı bir. Sonra geri alırken maydanozumuzu ekleyeceğiz. Çayı ne zaman demliyorsun? Çaydanlık yok burada. Çay piştikten sonra. Evet arkadaşlar, soğanımız haşlanmış durumda. Şimdi ne yapıyorsun onu? Şimdi pirincimizi dökeceğiz. Üstüne yıkanmışık, hazır etmişik. Tüm malzemeyi döküyorsun. Bunu da kavuracağız bayağı. Geri alma üzere maydanozumuzu dökeceğiz. Şimdi bir bayağı kavrulacak. Pirincimiz soğanla beraber. Evet arkadaşlar, pirinçle beraber de biraz
pişti. Şimdi maydanozu koyuyoruz. Maydanoz da duracak. Maydanoz da fazla şey yapmayacağız. Karıştırıp alacağız. O zaman tarzı tamam olmuş oldu değil mi? Evet. Peki. Sıvı yağ, pirinç, maydanoz, tuz. Soğan, tuz. Evet. İyi. Çok güzel de görünüyor. Evet, şimdi tepsiye dizme işi başlıyor arkadaşlar. Hamsilerimizi önce alta diziyoruz. Öyle mi dizli? Bu şekilde dizilip dolduracağız tepsimizi. Sonra harcımızı içine dökeceğiz. Biraz üst üste koyduk mu açılma yapmaz aralarında. Bir de üstüne mi dizeceğiz? Öyle mi olacak? Evet, harcımızı döktükten sonra bir de üstüne dizeceğiz. Öyle. Bayağı güzel de görünüyor tepside hamsiler. Hamsiler güzel olduğu için güzel gözüküyorlar. Belki biz sevdiğimiz için görmesini de güzel görüyoruz. Sevmeyen güzel görmeyebilir. Bu bittikten sonra malzemeyi koyacağım ben. Düzmesini bitirdik mi koyacağız?
Evet, hamsimiz tavaya dizildi. Üzerine yağ döktük. Şimdi suyunu da bir döküyoruz. Bir tane pirinç koymuştuk. İki tane su koyacağız. Fırına pişmek için vereceğiz. Bu şekilde tamam değil mi? Şimdi fırına. Evet. Fırına pişecek. Evet arkadaşlar, fırına verdik. Orada artık pişecek. Evet arkadaşlar. Hamsili pilavımız olmuş durumda. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.